6 Şubat gecesi ve sabahında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler ve sonrasında olan olaylar artık hepimizin malumu. Aynı cümleleri tekrar tekrar söylememek adına şu anda sadece geçmiş olsun demekle yetinebiliyoruz ve maalesef kaybettiğimiz canları geri getiremiyoruz. Ki geri getiremeyeceğimiz pek çok şey var aslında. Ancak bu durumlar ilk kez bizim başımıza gelmiyor. Yani ilk kez Türkiye'nin başına gelmiyor. Tarih boyunca hatta son 50-60 yılda bile çok çok daha büyük depremler oldu dünyamızda. Garip olan onlardaki depremin boyutu çok daha büyükken kayıp sayısının ilginç bir şekilde düşük olması. Örneğin 1960'ta Şili'de yaşanan deprem. Tam 9,5 büyüklüğündeydi ve sonrasında yaşanan tsunami Güney Afrika kıyılarında bile tahribata yol açtı. Varın sarsıntıyı siz düşünün. Ancak bu depremde sadece 3000 kişi hayatını kaybetti. 2011'de Japonya'da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde de 19.759 kişi hayatını kaybetti, 2553 kişi de kayboldu. Tarihin en büyük depremlerinde yaşanan kayıp sayısına biz Güneydoğu depreminde sadece 5 günde ulaştık. Peki onları hayatta tutup da bizim yıkılmamıza yol açan şey neydi? Yani bu kadar kaybın sebebi ne? Deprem mi, bina mı, yoksa kader mi? Gelin bu videoda buna cevap bulalım. Öncelikle depremin neden ve nasıl oluştuğuna bir yakından bakalım. Gezegenimizin kabuğu birbirine değen, iç içe geçmiş ancak özünde birbirinden ayrı hareket eden levhalardan oluşuyor. Ve bu parçalar da sürekli olarak hareket ediyor. Edemeyecek kadar iç içe geçmiş parçalar ise artık birbirine baskı oluşturmaya başlıyor. Bu durumda levhalar üzerinde inanılmaz bir hareket baskısı biriktiriyor ve bu baskı kırılıp levha hareket ettiğinde de ortaya çıkan enerji yeryüzüne kadar ulaşıyor ve bizim bildiğimiz depremleri oluşturuyor. Güneydoğu depreminde ise Arap levhası kuzeye doğru hareket ederek Anadolu levhasına baskı yapıyor. Burada Doğu Anadolu fay hattının sert kayalardan oluşan bir yapısı olduğunu bilmemiz gerek. Ayrıca bu bloklar birbirlerine dik bir hat üzerinden baskı uyguluyor. Ancak baskıya dayanamayıp bir kırılma yaşanırsa da bu kırılma yatay bir şekilde hareket ediyor. Ve bu bölgenin yaklaşık 500 yıldır stres biriktirdiği de bilinen bir gerçek. Kahramanmaraş deprem için kesişim noktasında, yani fay hatlarının çatağında yer alıyor. Güneyde yer alan Arap levhası kırılıyor ve aşağı doğru hareket etmeye başlıyor. İşte bu deprem gece 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem ki aslında ağırlıkla Suriye tarafını vurmuş bir deprem. Bu kadar yıkıcı olmasının sebebi de yüzeye çok yakın bir noktada gerçekleşmiş olması. Ancak bununla da sınırlı kalmadı çünkü bölgede büyük bir graben oluşmuştu. Levhalar çöktüğünde arada belirli boşluklar kalıyor. Bunlara graben deniyor ve bunların da bir kapanma dönemi oluyor. Bu dönemde zaten ayrı depremlere yol açıyor. Ardından da bu bahsettiğim boşluk kapanmaya başladı ve Adana levhası da Arap levhasıyla aynı yönde bir kırılma yaşadı. Kuzey Anadolu fayı da yeni oluşan grabeni doldurarak kaymaya başlayıp yan alatım yapınca işte bu arada kalan boşluk oluştu. Bu boşluğun olduğu noktada tam olarak Kahramanmaraş Ovası. Anlayacağınız 3 fayın çatağında yaşanan o büyük yıkım jeologlar tarafından bu şekilde açıklanıyor. Ben bu videoyu yazarken toplam kaymanın 4 metre olduğu söyleniyordu arkadaşlar. Ancak 7 metreye çıktı, 11 metre diyen oldu. 2 depremdeki toplam maksimum kaymanın 19 metre olduğunu söyleyen var. Ancak şöyle ki 4 metre bile olsa gerçekten çok büyük bir toprak kütlesinin ciddi biçimde hareket ettiğini görebiliyoruz. Deprem elbette yıkıcı bir afet ve açık deniz ya da okyanus tabanında yaşanan bir depremin sizi vurmasıyla direkt altınızdaki toprağın kayması elbette farklı zararlara yol açabiliyor. Ortaya çıkan uydu görüntülerinde resmen toprağın ayrıldığını, videolardan da dağların bile yerinden oynadığını görebiliyoruz. Bunlardan yola çıkarak da böylesine bir depremin yıkıcı olmama şansı yok diye düşünüyoruz. Diyelim ki gerçekten öyle. O zaman video başında bahsettiğim o çok daha büyük depremlerin aynı şekilde çok daha fazla yıkıcı olması gerekmez miydi? Yoksa bundan kaçınma ya da depremden korunma gibi bir şansımız var mıydı? İşte bu düşünceler bizi sıradaki sorumuza götürüyor. Türkiye bildiğiniz gibi coğrafi olarak bir deprem bölgesi ve bu yüzden de zaman zaman böyle büyük felaketlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. O yüzden de bu topraklar üzerinde yaşamış devletler kendi dönemlerinin el verdiği kadarıyla depremi önlem almış ya da almaya çalışmış. Ki Cumhuriyetimiz kurulduktan sadece 16 yıl sonra hala üstüne çıkılmamış olan ki inşallah da çıkmaz 7.9'luk bir Erzincan depremi yaşandı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiydi bu. Sonrasında 1940, 47, 53, 61, 68, 75, 98, 2007 ve sonrasında farklı deprem yönetmelikleri getirilmiş, değiştirilmiş ya da geliştirilmiş. Ve her yönetmelik bulunduğu dönem için yeterli, faydalı ve olabilite içinde koruyucu önlemlere sahipmiş. Yani kağıt üzerinde baktığımızda bilim insanlarının da bu yönetmeliklerde problem yok dediği bir noktadayız aslında. Hatta 68'den sonra çıkan yönetmelikler Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles deprem yönetmeliklerine çok benzermiş. Bayağı hani esinlenerek yapılmış ve o dönemden beri de profesörlerin de onayıyla çıkarılıyormuş. Peki gerçekten doğru mu? Yani bu kararlar yeterli mi? Bina mı sorusuna cevap bulmamız için depremde binaların neden yıkıldığına bir bakmamız gerekiyor. Örneğin malzeme
kalitesi ki bunlar çok fazla konuşuldu bildiğiniz gibi. Mesela betonlar. Şimdi C30, C35, C40 gibi kodlanan beton çeşitleri bulunuyor. Farklılıklarını da şöyle anlatabilirim size. C30 betonlar 1 santimetre kare başına 300 kilogram. C35 beton 1 santimetre karede 325. C40 da 400 kilo taşıyor ve bu şekilde artmaya devam ediyor. C35 beton o kadar sert bir yapıya sahip ki ufak tozlanmalarla bile aşınmıyor. Hatta deprem bölgesinde yıkılan bir binadaki betonların böyle birbirine vurulmasıyla ortaya çıkan manzara bir videoya kaydedilmişti ve betonun kalitesi çok daha düşük seviyede. Bunun da şu neden olduğunu düşünebiliriz. 2019'da yürürlüğe giren yönetmeliğe göre inşaatlarda kullanılacak en düşük beton kalitesi C25. Bu beton cinsinin dayanıklılığı da diğerlerinde söylediğim gibi santimetre karede 250 kilogram. Burası çok önemli arkadaşlar çünkü bu beton cinsi 2000'li yıllarda yapılan binalarda kullanılmış. Yani 20 yıl öncenin teknolojisi ve o zaman bile net deprem bölgelerinde kullanılmaması önerilmiş. Yani büyük depremlere çok dayanıklı olduğu söylenemez bu betonları. Ki tek sorun beton kalitesi değil zaten yıkımlarda. Yani sadece bunu yükleyemeyiz. Çünkü bazı binaların yapımında neredeyse hiç beton kullanılmamış desem abartmış olmam. Sanki tutkalla yapıştırılmış gibi sadece taş görüyoruz duvarlar arasında. Ayrıca yıkılan binaların çoğunun deniz kumundan yapıldığı da anlaşıldı ki aralarında bayağı deniz kabuklarını falan görebiliyorduk. Deniz kumuyla ilgili de bir detaya daha ihtiyacınız var. Dayanıksızlığı zaten bilinen bir şey. Ayrıca demiri aşındıran bir yapıya sahip. Yani zaten malzemeden kısarak iki avuç demir konuluyor inşaata. Bir de deniz kumu koyunca o demirin de hiçbir hükmü kalmamış oluyor. Ayrıca demirlerin nervürlü yani burgulu bir yapıda olması da çok önemli. İnşaat demirlerinin betona daha iyi tutunabilmesi ve daha mukavemetli olabilmesi için yüzeyinin homojen biçimde tırtıklı olması gerekiyor. Ancak yıkılan binaların çoğunda dümdüz ve dayanıksız demirler gördük maalesef. Şimdi anlamamız gereken şey şu. Depremde binayı ayakta tutan şey binanın iskeleti. Ve aşağı yukarı binanın bütün maliyetinin %25'ini filan kapsıyor. Ancak müteahhitler buradaki demirden ve çimentodan çalarak lüks pencere, lüks kapı, lüks fayans, lüks mermer, lüks kombi ve lüks musluklar yaptı. Bu göz boyayan kaliteyi gören insanlar da çok sağlam ve çok kaliteli lüks bir yerde oturduklarını düşündüler. Ancak dışarıdan baktığımızda öyleydi ama bina içten içe aslında eriyordu. Ki yani bu kadar anlattım ama tek suçlu müteahhitler değil arkadaşlar. Örneğin kolon kesimi. Şimdi adamlar planı çizmiş, plana göre binayı dikmişler ve aslında müteahhitin işi oradan itibaren bitti. Ancak geliyor binanın altına işte 3 harfli bir market dükkan açıyor. Ya da İzmir depreminde gördük işte berber adam gelmiş kolon kesmiş. İşte bir market açıyor, paletlerim köşeyi, reyonun köşesini tam dönmüyor diye geliyor ortadaki kolonu kesiyor. Bu yüzden kaç tane bina yıkıldı sayısını bile bilmiyoruz ki bu çok üzücü bir şey. Yıkılan binalardan birisinde yaşayan bir avukat altında kolon kesen bir marketle davalıkmış. Yani bina inşasında pek çok aşama var. Arsa sahibi, müteahhit, taşeron, işçilik, izinler, ruhsat verenler ve çok daha fazlası. Ama bir de denetim konusu var. Bu da hem inşaatı hem inşaat sonrasını kapsayan bir konu. Şimdi bu denetim konusuyla ilgili bir iddia var. Bunun doğruluğunu maalesef kanıtlayamam. Sadece bir iddia olarak anlatıyorum. Devlet denetimi özel şirketlere bıraktı. Birkaç yıl önce yapılan yönetmekte tam bilmiyorum onu. Lütfen siz yorumlarda yazın. Şimdi diyelim ki ben bir müteahhitim ve bir bina dikeceğim ama malzemeden de çalmak istiyorum. Umut'a diyorum ki sana bir tane denetim şirketi açalım. Umut'a şirketi açıyoruz. İşte inşaat mühendisidir, mimardır, gerek diploma neyse yasa dışı bir şekilde kiralıyoruz. Ve Umut bir anda denetimci oluyor. Ben binayı dikiyorum. Malzemeden çaldığım çok bariz ama Umut'a da o kardan pay veriyorum. Umut da denetliyor. Bu diyor ki tamam ben bunu denetledim. Doğrudur diyor. Veriyor bana belgeyi. Ben binayı dikiyorum. Bu şekilde yıkılan çok fazla bina var. 2-3 yıllık binaların yıkılmasının çoğunun sebebi belki de bu. Evet, kolon kesimi, malzeme kalitesi bunlar evet. Ama denetim konusundaki bu zaafı kullananlar diyelim en azından bu şekilde birçok insanın hayatına zarar verdi. Şimdi bu bahsettiğim şey bir iddia arkadaşlar. Yani doğruluğunu kanıtlayamam. Tekrar söyleyeyim size. Sadece bahsedilen bir iddia olduğu için size de anlatmak istedim. Bu tarz şeyler yapılabiliyor diye. Ki ya bunun aslında bütün sebeplerine baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi işçilikten, ona işi verenden, malzemesinden, onu denetleyenden, belediyesinden üstüne kadar devletine hani çok büyük bir ağaçta hepsinin arasında belli zaaflar oluşmuş belli ki ve bugün insanların hayatı geri dönülmeyecek bir seviyeye geldi ve birçok insanı kaybettik. Yani burada da arkadaşlar öldüren bina mı sorusunun cevabını bulmuş oluyoruz. Cevap maalesef evet. Bizi o binalar, o binayı yapanlar, o binanın yapımına izin verenler ve onu biraz da yarım yamalak denetleyenler ve hayatımızı önemsemeyenler öldürmüş oluyor. Şili'nin, Japonya'nın, Endonezya'nın kaderinde olmayan depremden kaynaklı ölümler Türkiye halkının da kaderi olmak zorunda değil. Tüm bunların yanında hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak önlemlerimizi almak zorundayız ve yarınımızı inşallah çok daha sağlam bir şekilde inşa etmek zorundayız. Ve gelelim en son ve en kolay sorumuza. Hayır.